Ezgi, çok teşekkür ediyorum. Hem Hayri Beşer hem de Ozan Zeybe'ye Dolmabahçe'den, Vodafone Park'tan iyi yayınlar dileyelim. İstanbul'da yağmurlu bir güne merhaba demiştik. Ardından kesilmişti yağmur ama an itibariyle özellikle Dolmabahçe çevresinde, Beşiktaş'ta yağmurun şiddetini her geçen dakika arttırdığını altını çizelim. Ozan Zeybek aslında Beşiktaş'la ilgili yorumu yaparken en başta şu ifadeyi kullandı. 3 puandan daha önemli Beşiktaş'ın sakat oyuncuların düzelmesi ve milli araya en fazla ihtiyacı olan takım Beşiktaş dedi. Sanırım Beşiktaş'ın da şu an ana gündem maddesinde bu var. O nedenle oradan başlamak gerekiyor. Beşiktaş'ta sakat oyuncuların birçoğu, sadece bir tanesi hariç, milli aradan sonra hazır duruma gelecekler. Bugün itibariyle kadroda olmayan Wellington milli arada hazır. Montero Covid-19 testi pozitif çıkmıştı 6 ay mücadelesi öncesinde. Milli arada hazır o hale gelecek. Atiba milli arada hazır. Gezzal, Enkudu, Larin, Pjanić, bu oyuncuların tamamı milli arada sakatlıklarını tamamen atlatacak ve artık hazır duruma gelecek. Bugün itibariyle bu oyuncular maç kadrosunda değil. Bugün Sivasspor karşısında mücadele edemeyecek olan isimler arasında. Ama bir de dönenler var. İyi haberler vardı. Bunu geçtiğimiz gün haberleştirmiştik zaten. Vida bugün savunmanın ortasında Serdar'la birlikte görev alabilecek ki Beşiktaş'ta savunmanın ortasında Vida'nın oynadığı maçlarda çok iyi bir görüntü veren, az gol yiyen bir Beşiktaş vardı. Ancak Vida'nın sakatlığının ardından topuğunda, ayak tabanında bir problem meydana gelmişti. O sakatlığın ardından orada bulunan oyuncular her ne kadar iyi oynamış olsa da Beşiktaş kalesinde daha fazla gol gören bir konuma geldi. O nedenle Vida'nın geri dönüşü Beşiktaş adına olumlu gelişmelerden biri. Öte yandan Necip ve Alex Teixeira bugünkü maç kadrosuna alındı. Sakatlıklarını atlattı. Sakatlar üzerinde bir hafta boyunca, iki hafta boyunca Hollanda deplasmanında Ajax'a giderken Amsterdam'a Beşiktaş en fazla konuşulan durum sakatlardı. Sergen Yalçın oyuncularla bir görüşme, bir toplantı gerçekleştirdi. Sakatlık durumları ile ilgili. Ve artık sakatlıkla ilgili durumlarda şu yol haritası izlenecek. Sergen Hoca bu kararı doktora bırakacak. Eğer kulüp doktorları, Kerem Ülkü başta olmak üzere, bu oyuncunun oynaması durumunda risk anlamına gelen bir durum varsa oyuncu oynatılmayacak. Ki bunu geçmiş dönemde oyuncuların fedakarlık yaptığı, Wellington'a örnek verebiliriz, Alex Teixeira'yı örnek verebiliriz, bu dönemde çok fazla problemle karşı karşıya kalınmıştı. O nedenle bir oyuncu %100 hazır değilse bundan sonra oynamayacak Beşiktaş'ta. Az önce kadroda olmayan oyuncuların da durumu bu açıkçası. Yoksa Larin, Atiba, Gezzal, Wellington, bu oyuncular bu maçta kadroda olsa şaşırmayacaktık. Oynayabilir durumdalar ama halen sakatlıklarını tam olarak atlatmadılar. O nedenle bu bilgiyi de paylaşmış olalım. İkinci bir durum, bugün kamp yok Beşiktaş'ta. Daha doğrusu dün gece kamp yapılmadı. Yoğun fikstür, maç takviminin çok sıkışması, Sergen Hoca ve teknik heyet, Sergen Yalçın ve teknik heyet oyuncuların bu sürede en azından aileleriyle daha fazla vakit geçirmeleri adına böyle bir uygulama. Bugün gün içerisinde yaklaşık 12-13 sularında Beşiktaşlı futbolcular Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldiler ve maç saatini bekliyorlar. Bu durumdan da bahsetmiş olalım. Tabii ki bu temel 11 üzerinden konuşmakta fayda var. Son yapılan antrenmanda Sergen Yalçın taktik çalışması yaptı ama ilk 11'ini henüz belirlemedi. O nedenle ilk 11'in maç saatine yakın yapılacak olan maç toplantısında belli olmasını bekliyoruz. Kalede Mert beklentisi var. Savunmanın sağında Valentin Rozier, solunda Nsakala, savunmanın ortasında Serdar, ki Serdar'a bir parantez açmakta fayda var. Çok iyi bir performans gösterdi ve şu an itibariyle Sergen Hoca'nın da teknik heyetinde en güvendiği isimlerden biri. Yanında Vida olacak. Tabii ki Vida'nın dönüşüyle beraber iki oyuncunun, benzer tiplemede oyuncunun yan yana oynaması da bizim merak konumuz. Orta alanda Josef kanatların birinde Gökhan Töre, diğerinde Güven. Orta alanın ortasında Oğuzhan ve Salih Uçan. Forvet'te ise Mişi Batshuayi. Beşiktaş'ta eksikleri saydık ancak Sivasspor'da da önemli eksikler var. Faysal Fajir bugün maç kadrosundan çıkartıldı. Yok, Beşiktaş'a karşı mücadele edemeyecek. Kerem Atakan ve Laka James de bugün Beşiktaş'a karşı oynayamayacak oyuncular arasında. Biz maç saatine kadar hem maç önü, hem maç anında hem de maç sonunda Beşiktaş-Sivasspor maçına ilişkin haberleri detaylandırmayı sürdüreceğiz Aspor ekranlarında. Ezgi.
Sercan Dikmeye de çok teşekkür ederim aktardıkları için. Ozan Zeybek, devam edelim lütfen. Milli araya en çok ihtiyacı olan takım Beşiktaş demiştik. İkinci sırada da Rize Spor. Evet. Onu da bir daha tekrar altını çizmek istiyorum. Teknik adam değişikliğine gitti ve onların da böyle bir araya ihtiyacı vardı. Şöyle bir şey, o algı, Ajax'taki Ajax maçı ile ilgili algı örtüldü, kapandı, gitti. Beşiktaş'ın bu ligin kadro yapısına baktığımızda en değerli oyuncularına, hemen hemen en değerli oyuncularına sahip olduğunu görüyoruz ve bu kritik sıkıntılı periyodu atlattıktan sonra tekrar yeniden bir ivme yakalayacağını düşünüyorum. Ama ben Beşiktaş teknik adamı olsam bugün karşılaşmak istemediğim kulüp, kimlerle oynamak istemezsin değil bu mi? Kritik haftalara? Mesela evet. Sivas Spor, Alanya Spor. Bu takımlarla oynamak istemem. Çünkü bu takımların en büyük özelliği fiziksel anlamda dirençli yapılarının olması. Alanya Spor ve Sivas Spor'dan bahsediyorum. Bu sene, bu sezon genelinde bu tarihe gelene kadar biraz Konya Spor'da böyle bir tempo oluşturdu ama bugün şu anda Konya Spor, Alanya Spor evet, gerisinde evet, 2-0'da en son maç, bilmiyorum. Alanya Spor öndeydi. Beşiktaş bu kritik virajı atlattıktan sonra tekrar bir iğme yakalar. Süper Lig'in biri veya ikisi olur. Çok erken diyeceksin Ozan, bunu söylemen daha 10. haftalardayken böyle erken konuşmak bazen hata yaptırıyor ama bunu söylerken Beşiktaş'ın PR'ını yapıyormuş gibi de olmayalım. Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'a hiç şans tanımıyorum. Gruptan çıkabileceğini düşünmüyorum. Onu da belirtmek isterim. Şampiyonlar Ligi grubundan yoksa üçüncülük şansını da mı? Şampiyonlar Ligi grubundan kesinlikle çıkamaz. Dün akşam Melike de aynı soruyu bana sordu. Çıkamaz dediğimde UEFA'ya gidebilir mi? UEFA'ya gidebilir mi? O da çok zor diyor. Neden peki? Yani Sporting maçlarında da başarılı olamayacağını söyleyen size ne? Şimdi bak, bizde bir şey vardır Türk insanı olarak. Kurallar çekilir. Bu milli takım genelinde veya Avrupa maçları kulüp da alabiliriz. Ya hemen kritik bir yorum yaparız. Bu çok kolay kura çektik veya çok zor kura çektik diye. Beşiktaş bu turu, bu kurayı çektiğinde buradan tur atlamak diyeceğim, yani bu gruptan çıkabilmek çok zor olduğu belliydi. Yani Dortmund'u içeride de dışarıda da yenmek çok zor. Çünkü ne kadar güçlü olursan ol, Süper Lig'i domine et, baskın oyun oyna, göze hoş gelen oyun oyna. Bu tarz takımlarla oynamak çok zor. Ona bakarsan herkes bana şeyi soruyor. Dün akşam da aynı şeyi konuştuk. Sporting'den 3-3-6 puan alsa en azından UEFA'yı garantiler, evet, diyor. Ben Sporting'den ziyade belki Ajax maçının tam kadro çıkabilirse Türkiye'deki maçın Beşiktaş'ın lehine olabileceğini düşünüyorum. Bak, Sporting maçlarından ziyade Ajax maçının. Çünkü herkes şu andaki Ajax'a takılmış durumda. Dortmund'u zaten hiç kimse konuşmuyor artık. O sanki yolunu aldı gitti. Öyleymiş gibi düşünüyor. Evet. Psikolojik anlamda ama bunlar. Yani matematiksel değil. O gençlerin de mücadelesini görünce tabii ki İstanbul'daki maç acaba biraz daha farklı olabilir miye getirdi. Ben bunu söylerken yani bunlar sadece bazen futbolda sadece içgüdü, yani bilgi, birikim, tecrübe veya teknik açıdan analiz anlamında değil, bazen içgüdüyü de kullanırsın futbolda. Ben Sergen Yalçın'ın yani Türkiye Ligi'ni domine edebileceğini düşünüyorum. Bir veya iki olur Beşiktaş diyorum. Bak, çok erken söylüyorum bunu. Evet. 10. haftalarda söylüyoruz. Yani biz bunu neredeyse 6-7 ay var. Mayıs ayında bitse belki 7 ay önceden konuşuyoruz. Bu kaydı saklarız. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamayacağını düşünüyorum. Belki bunu belki en kötü ihtimal, fazla derinlere inmeyelim diye içgüdü olarak. Peki. Birazdan 11'ler üzerinden yine mücadeleyi de değerlendireceğiz ama ayrı bir şere ben sana döneyim. Nasıl bir karşılaşma beklersin? Gerçekten de Sivasspor şu aşamada Beşiktaş'ın karşılaşmak istemeyeceği bir rakip midir acaba mevcut durumunda? Sadece Beşiktaş'ın değil, muhtemelen diğer büyük takımların da çok isteyeceği rakiplerden bir tanesi değil. Sivasspor şu anda puan olarak belki çok çok yukarılarda değil. Hı hı. 9 puan topladılar, evet, ama açılmaları biraz geç oluyor gibi. Fakat zaten Rıza Çalınbay'ın takımının hani iskeletini biliyoruz. Bazı değişik oyuncular olmakla birlikte az çok kadrosunu sayabiliyoruz. Bu da zaten hem birlikte oynama alışkanlığı açısından hem de kadrodaki etkili oyuncular açısından bakılınca, bir de teknik direktörleri Rıza Çalınbay gibi inatçı, ısrarlı, hani disiplini zirveleştirmiş bir teknik adam olunca işinizi zorlaştırıyor. Şimdi iki takımın temel farklılıkları var. Onlara değinmek gerekirse, hı hı, aslında Beşiktaş da mantalite olarak direkt oynayan bir takım. Ama topu ayağından vermeyerek direkt oynamaya çalışan bir takım. Yani direkt oynamak adına topu işte
üçüncü bölgedeki forvete şişirmek ya da aktarmak suretiyle oraya kolay yoldan hani rakip sahaya yerleşme amacında olan değil, topla, derli toplu, yani varyasyonlu, etkin bir şekilde çıkarak rakip takıma, rakip araziye yerleşen ve orada işi bitirmeye çalışan bir takım.